sentado. Mick Jagger yemiş galiba, Mick Jagger. Dogi dogi, perro, el perro. Ya, mutluyum şu anda. Gladyatör dövüşleri yapılıyormuş burada. Dünyanın yer altında yapılmış en büyük haçı. Yani kişi başı 1 dolar. Baya ağaçlar çarpıyor şu anda. Çok korkunç. İlk defa bize biri bir şey ısmarladı. Hola herkes, şimdi evden çıktık. Yemeklerimizi yedik. Keyfimiz çok yerinde. Şimdi buraya geldik. Tuz Katedrali'ne. Ve burası 2 saatte geziliyormuş. Sağ olsun Fernando babası bize bilet ısmarladı. Evet ya, bu yolculukta ilk defa bize biri bir şey ısmarladı. Bir yemek verdi, evet. Çok değişik duygular yaşıyoruz gerçekten. Evet, olabiliyormuş böyle şeyler demek. Olabiliyor, evet. Ve evet, güzel bir duygu yani. Biz de insanları ağırlamaktan onur duyuyoruz. Onlara sürekli söylüyoruz, Arjantin'e gelirseniz bizim bir evimiz olacak. Belki orada kalabilirsiniz ya da İstanbul'da olursak Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorlar. Oraya gelirseniz biz de kalabilirsiniz. Seneye orada olacaklar zaten. Gezecekler Türkiye'yi. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Yani bu işler böyle. Artık seyahat etmek hiç kolay değil. Seyahat ederken de böyle yardımsever insanlar olduğu zaman gerçekten o kadar makbule geçiyor ki size anlatamam, o yüzden. Bir kitesurfing hesabı açın ve böyle gezen insanları yorumlarına bakarak değerlendirip evinizde misafir edebilirsiniz. Bakın böyle tatlış insanlar yani. Evet arkadaşlar, girdik şu anda yerin altına doğru. Benim normalde bak hep korkularımla alakalı şeylerle karşılaşmaya başladım. Geçen gün lo que hace la capa vegetal es sencillamente ayudar a deteriorar la... las banderas que están en la parte superior es como nuestros miles. Bendiciones, bienvenidos a Catedral de South Africa. Where's Turkey? Burada da bayrakların işte şekilleri ışık olarak yanıp sönüyor. Hoş geldiniz mahiyetinde buradaki turistlere. Ama şimdi Türkiye'nin gitmesini bekleyemeyeceğiz. İsrail. Bayağı bütün bayraklar. Ya ben görmek isterdim Türkiye'yi. Baksana, tuzları yakından gösterelim. Bakın arkadaşlar, tuzlara bakın. Çok sert tabii ki şu anda. Arkadaşlar burada İsa'nın hikayesi anlatılıyormuş. Yavaş yavaş birinci adım, ikinci adım. İsa'nın hikayesinin anlatıldığı, haçların olduğu böyle bir yer. Tabii ki burası milyonlarca yıl önce denizmiş. Denizin buradan çekilmesiyle, dağların yavaş yavaş oluşmasıyla burada denizden kalan tuzlardan dolayı burası bir maden. Aslında bir tuz madeni. Daha sonra Kolombiya hükümeti burayı böyle bir turistik merkez haline getirmiş. Bu güzel, ilginç ama çok aşırı ilginç bir şey yok şu anda. Bir şeyler yapıyor bizimkiler mi? Ne oluyor Cansu? Kimse olmuyormuş. Bu fake gold'muş. Fake gold. Like a gold. It's like shiny. It's 1% gold. 99% rock. And here it is. Aha, çok güzel. Bu güzel yani. Çok derin, bilmiyorum görünüyor mu? Eğleniyor musun? Evet, eğleniyorum.
Organik. Mağaradayız. Biz de Oxford vardı da mı gitmedik? Tamam işte dediğim gibi bu İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki hikayesini anlatıyor. Yavaş yavaş yere düşüyor. Her düşüşünde bu gördüğümüz haçlar biraz daha derine yapılmış. Burada da Jesus üstüm soymuş. Evet evet kıyafetleri. Kıyafetleri çıkarılmış. Bu da en ağır haçlardan biriymiş sanırım 3 ton dedi. Şu arkada gördüğünüz yerlerden de işte maden kazıldıktan sonra arkadan kamyonlar gelip alıp tuzu götürüyormuş. Buraya mı geliyorlar? Gelmiyorlar işte. Gel beraber gideceğiz herhalde. Sıkıştık. Sıkıştık. Buradan çevirdim. Çünkü burada 4 yıl boyunca yaklaşık 400-450 madenci çalışmış. 4 yıl sürmüş buranın yapımı. 1000'miş ya, 1400 maden. Zaten az gelmiştim ben. 1400 madenci çalışmış 4 yıl boyunca. Güzel. İşte az önce şurada yukarıdaydık. Burada kamyon duruyormuş. Yukarıdan aşağıya tuzları atıyorlarmış. Kamyon buradan çıkartıyormuş sevgili dostlar. Güzel, ilginç bir yer. Evet dostlar, şu an 180 metre yerin altına inmiş bulunuyoruz. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz ve karşıda görmüş olduğunuz avizeler de tuzdan yapılmış. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındalarmış. Çok güzel böyle ikonalar koymuşlar. Ya eski bir şey yok yani, bunların hepsi yeni ama ilginç tabii. Belki bunlar da tuzdan yapılmıştır, atmayayım da. Ama çok güzel bir yere geldik. Ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz bak adamla. Bayağı yüksek. Tamam. Bu burada İsa'nın doğumu tasvir edilmiş. Kolombiya'da çok meşhur Pasavra denen bir şeymiş. Meryem, Joseph ve Baby Jesus burada. İnek minek eşek var, niye onları bilmiyorum. Şu adam da holy adam bir şeymiş. Bunu da altın mı altın vermiş. Yani bu şeyde Mariyalarda yani çok dini inançları kuvvetli olmadığı için çok anlatamıyorlar bu hikayeler. Aslında bilinen hikayelerdir yani. Bu şeymiş, tuz şelalesiymiş ve doğal kendiliğinden oluşmuş. Yani insanların hiçbir müdahalesi olmayan bir tuz şelalesiymiş. Müthiş, ilk defa görüyorum hayatımda. Harika. Dünyanın yer altında yapılmış en büyük haçı. O çok büyük gerçekten. Burası evet. Şunun derinliğine bakın, inanılmaz değil mi? Hayır değil. Burada su var aslında, belli olmuyor ama ayna görevini görüyor. Yani yukarıdaki görüntü suya yansıyor ve efsane bir olay olmuş burada. Bir bayağı baktık ya şey diye, ben böyle ben çukur de... diye baktım yani. Böyle mağazalar falan var, kahveciler var, tatlıcılar var. Aa oğlum çılgınlık ya. Oha çok acayip görünüyor ya. Kameradan da görünüyor mu acaba? Tatlı şeyler var ya. Baksana şunları göstersene. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Şöyle şeyler var burada. Mesela bunu 500 paraya satıyorlar, 500 kop yani 2000 TL. 500 bin. 500 bin işte. Güzel dükkanmış. Gerçekten çok şık dükkanlar ama tabii ki burada olduğu için dükkanların normalde dışarıda bulsanız daha güzel bulacağınız şeyleri buradan daha pahalıya alıyorsunuz. Hiç gerek yok. Ama çok güzel. What was the name? Oblea. Oblea. Oblea yiyor şimdi Ali. Oblea yiyoruz. Bu bildiğimiz kos helva. İçine de istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Ben dulce de leche. Karadut. Karadut. Karadut marmeladı ve fındık var. Fındık koydurdu ve aşırı taze. Isır bakalım.
Şimdi ben size nereden aldığımızı göstereceğim. Şöyle. İstediğiniz malzemeyi koydurabiliyorsunuz. Öyle. Böyle dulce reçelerin çeşitleri var. Ben peyniri de koydurdum. Çok güzel oldu. Ben tuzluyla tatlıyı bir arada yemeyi çok seviyorum. Burada böyle krema var. Bunu da koydurdum. Bunu da koydurdum. Marakuya da koydurdum. Ben her şeyi koydurdum. Bir bunları koydurmadım. Bir de dulce reçe de satıyorlar böyle. Bunları da satıyorlar. Aşırı taze. Alıp evde de yapabiliyorsunuz. Burası da şöyle bir özelliği var ki 1968'den beri olan bir markaymış. Çok etkileyici. Kolombiya'nın tatlısı. Yani evet, Kolombiya tatlısı bu yani. Buraya gelirseniz mutlaka denemeden geçmeyin deriz. Mick Jagger yemiş galiba. Mick Jagger? Mick Jagger came and had obleas. Bunu yedikten sonra ünlü yapmış. Çok bunu. Ünlü olmuş. Çok güzel. Seviyoruz ha dostlar. Günaydın, günaydın insanlara, günaydın. Şu anda kahvaltıdayız ya, bu şarkı sanırım. Herkes bana garip garip bakıyor. Şimdi biz dün gece Maria'nın annesinde kaldık. Marta'da. Marta da bize bu sabah şey yapmış, tamales yapmış. Can you give us the recipe? Oh, I actually don't. Bu da yaprakla sarıyorlar pişirirken herhalde. Bayağı güzel bir şey. And this white thing is corn. Corn and rice, right? Mısır ve pirincin karışımı. Aynı zamanda içinde işte tavuk, efendime söyleyeyim, et, karışık her şeyden, havuç, mavuç her şeyden varmış. Sağ olsunlar, dün gece de dışarıdaydık, böyle çok güzel bir gün geçirdik. Çünkü bugün gideceğimiz göl aslında Martalara daha yakın olduğu için biz buradan hareket edeceğiz. Öyle bir karar aldık yani, dönmedik Bogota'ya geri. Bugün döneceğiz. O zaman dışarıda görüşürüz. Evet. Marta'dan çıktık. Marta'nın evinden, yani Maria'nın annesinin evinden çıktık. Orada kahvaltımızı yaptık. Biraz vakit geçirdikten sonra yola koyulduk. Şimdi Maria ile Juan'ın ailesinin evine gidiyorlar. Biz de o bölgeyi gezeceğiz. Biz onlardan İspanyolca öğreniyoruz. Onlar da bizden Türkçe öğreniyorlar. Çünkü önümüzdeki sene Eylül ayında, yok Eylül değil, Aralık'ta falan Juan'la Maria Türkiye'ye gidecekler. Önümüzdeki ayda Maria'nın annesi Marta Türkiye'ye gidecek. İki teyzesi, yani üç kız kardeş Türkiye, Yunanistan, Fransa ve Fransa'ya tatil yapacaklar. Çok güzel. Denk geldi, biz de onlara bilgi verdik Türkiye ile ilgili. Tekrar merhaba sevgili dostlar. Şu anda Bogota'ya 2 saatlik uzaklıktaki Guatavita adlı kasabadayız. Çok güzel, çok tatlı. Gracias. ¿Qué es? Para comer, bueno. Mira, puede mirar la carta, sí. Mira, ahí en la esquinita me están saliendo más. Ojos. Ojos, ¿no? ¿Esto? Sí, ahí donde está la gente, las negritas que ya salen. Dale. Están comiendo y que son calientes. Dale, después. Gracias. Bueno, pues mira, ¿qué es esto? Ah, gracias. Bueno. Evet, burada geziyoruz. Couchsurfing'de evlerinde kaldığımız çift... Sen söyledin galiba değil mi? Evet, şimdi onlar ailesinin evine gittiler, çocuğun ailesinin evine. Biz de burada burayı keşfedeceğiz. Biz çok güzel burası. Gelmeyelim dedik aile yanında. Biraz şey gerginlik oluyor falan, rahat edemiyoruz. Biz dedik gezelim. Kasabada çok tatlı zaten, bir göl varmış. Belki göle gideriz, belki buralarda takılırız. Ondan sonra ne tatlı yemiş yoksa. Evet, ve ucuz da bu arada buralar. Yani biz biraz önce bir tane tatlı, bir tane kahve. Yani 2,5 dolar verdik. Vermedik yani. 50 lira vermedik. Evet. Ana. Oha. Ne güzel dükkanmış. Wow. Evet, boğa güreşlerinin yapıldığı alana geldik. İlk defa boğa güreşi yapılan
bir yerdeyiz. Ya çok güzel ya. Burası bayağı eski bir kasabaymış. Artık yapılmıyordur herhalde değil mi burası? Hayır işte bazı yerlerde devam ediyor dedi Juan. Ama şey... Burası artık böyle hani turistler için gezmeye çok evet. Şöyle yıllar önce burada boğaları güreştiriyorlardı. Gladyatör dövüşleri yapılıyormuş burada. Kral böyle yapıyormuş. Bunun işi bitti diyormuş. İspanyollar var ya çok şerefsiz, çok... Evet. Hayvanların canına katletmiştir. Silahsı. Evet, şimdi bir yere geldik. Çok güzel bir yer. Şöyle bir göstereyim önce mekanı. Şurada Barba diye çok güzel bir ağaç var. Bakın şöyle sakallı bir ağaç. Şöyle bir mekan. Şu an sadece biz varız. Ekmek yerine bu muz değil, patates mi? Bir şey muzu ama ekmek yerine bunu yiyoruz burada evet. Dostlar. İşte biz de böyle karışık bir parisa söyledik. Biz hala Arjantinli gibi konuşuyoruz. Parilla. Böyle içinde sosis, işte et, patates, ne varsa var işte. Şunlar da onların empanadası. Hadi bize afiyet olsun. Vita Vita bizi büyülemeye devam ediyor arkadaşlar. Biz hiç böyle bir yer olacağını tahmin etmemiştik açıkçası. Ama böyle bodrum gibi bembeyaz evler. Hepsi aynı tip. İçimiz açıldı gerçekten. İsviçre'ye geldik sanki sevgili dostlar. Evet. Bu ne böyle? Guata Vita'yı biz böyle bilmezdik yahu. Yani Kolombiya'ya gelirseniz bence Guata Vita'ya uğramayı unutmayın. Müthiş evet çok güzel. Burası önemli bir noktası. Şu evlere baksana delireceğim ya. Ve biz şu anda daha bad bir yerindeyiz alt tarafta. İniyoruz biraz iniyoruz. Dogi dogi, perro, el perro, ¿cómo estás? Gözüm kör oldu yemin ederim. Hobbit köyündeyiz ziyaret. Harbiden. Bu da göl var bir tane. Göl var, göle gideceğiz. Göle maya çalmaya gidiyoruz. Yüzde pake basar ok. Ama buradan göle gidilmiyor sana Sam. Çok güzel ya. Bu kayın ne? Eve bak, aa tabii. Ya mutlu oldum şu anda. Kolombiya bizi mutlu etti ya valla. Helal olsun Kolombiya'ya. Ben bu kadarını beklemezdim Kolombiya'ya. Helal sana be. Helal be Kolombiya. Aslan yürekli Kolombiya. Kolombiya'dan çıktım be. Hola. Evet, güzel yollarda yürümeye devam ediyoruz. Aşağıdan bazı turistlerin atla yukarıya doğru çıktıklarını gözlemliyoruz şu anda. Her yerde böyle minik minik dükkanlar var bu arada. İşte Peru'da da çok fazla gördüğümüz Cusco'da bunların neydi isimleri ya? Ne? Üste giyinen şeyler. İşte panço. Pançolar her yerde. Anastasia. Tardes oldu demek. Şunu bir tutturamıyorum ya. 12'den sonra Tardes mi oluyor? Tardes oldu Tardes. Aşağıdan demek ki. Otobüsten şehirde gezeceğiz sevgili dostlar. Ama çok ilginç bir göl mü acaba diye de kaçırmamak için bir geldik buraya. Öyle. Dilerseniz bu şekilde yukarıya çıkabiliyorsunuz. Biz yürüdük. Bakalım gerisin geriye nasıl çıkacağız yukarıya. Guata Vita kasabasına mutlaka gelmeniz dileğiyle görüşürüz. Şu otobüse bineceğiz. Aa tepeye çıkıyorlar. Tepeye çıkıyor. Çabuk lan. Ağır kanlı gelecek inşallah. Podemos aquí. Ahí sí, claro. Gel gel. Öyle mi? En öndeyim ben. Ya içerisi çok güzel. Tam yukarı çıkıyormuşuz. Es que no lo dejas subir. Şunu al. Evet. Bayağı
Şu an tepesine çıktık. Hadi bakalım şehri gezelim. Quanto sale? Quanto sale? 4. 8 mil yani ikimiz. Tamam. Şöyle. Yani kişi başı 1 dolar. Bizi merkeze indirecekler. Böyle keyifli bir şekilde. İyi, gayet güzel. Evet. Allah! Ananı sikiyim. Dikkat et! Ateşi yapmışım. Haberim yok. Abi bayağı ağaçlar çarpıyor şu anda. Çok korkunç. Valla dikkat et lan. Gözümüzü girer. Ben normal çocuk değilim. Oha. Ananı. Lan. Oğlum harbiden tehlikeli bu arada. Hani gözü kör olur. Hayır, kamera uçabilirim bana. Yandım. Şinan ayda yavrum, şina şinan ay, şinan ayda şinan ay, yapa şinan ay. Tam ada gibi ya burası böyle, evet. Ada havası var. Thank you.